Saygıdeğer basın mensupları, bugün 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi sonrasında Van ilinde gerçekleşen protestolar esnasında meydana gelen hak ihlallerine ilişkin açıklamamızı yapacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinde kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayları seçimi kazanmıştır. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın daha önce yargılandığı ve memnu haklarının iadesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçime iki gün kala 29 Mart 2024 tarihinde kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararının usulü kurallara aykırı olarak ortadan kaldırılmasına karar vermiş ve bu karara dayanarak AKP adayı tarafından yapılan itirazlar sonucunda 2 Nisan 2024 tarihinde Van İl Seçim Kurulu Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Mazbatası'nın memnu haklarının iade edilme kararının kesinleşmediği, ve seçilme yeterliliğinin yeterliliğinin kaybedildiği gerekçesiyle seçimde birinci olan Dem Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın yerine seçimde ikinci olan AKP adayı Abdulahad Arvasa verilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu kararın kamuoyuna yansıması sonrasında Van halkı iradesinin gasp edildiğini dile getirmek, demokratik tepkisini ortaya koymak ve bu kararı protesto etmek amacıyla başta Dem Parti binasının bulunduğu sokak olmak üzere şehrin meydan, cadde ve sokaklarında çeşitli gösteri ve yürüyüşler düzenlemiştir. Van halkının hukuksuz kararı çeşitli yürüyüşler ve sivil itaatsizlik eylemleriyle protesto ederken kolluk kuvvetlerinin orantısız müdahalesine, işkence ve kötü muamelesine maruz bırakıldığı ve ilimizde birçok gözaltı yapıldığı ihbarları üzerine Van Barosu İnsan Hakları Merkezi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği tarafından sürecin izlenmesi amacıyla kriz masası kurulmuş ve kriz masasında çalışan gönüllü avukatlar tarafından sahada gözlem ve tespitler yapılmıştır. Ayrıntıları daha sonra yayınlanacak raporda açıklanmak üzere kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla bir kısım gözlem ve tespitler aşağıdaki gibidir. 2 Nisan 2024 tarihinde Dem Parti il binası ve çevresinde gözlem yapılmıştır. Dem Parti il binasına çıkan tüm sokakların toma, zırhlı araç ve çevik kuvvet ekiplerince kapatıldığı, parti binası ve bahçesinde bulunan yüzlerce kişinin bu alanlarda fiili olarak gözaltında tutulduğu, kişilerin bireysel bir şekilde alandan ayrılmalarına dahi müsaade edilmedi. Bina içerisine biber gazı, tazikli su ve plastik mermi atıldı. Plastik mermi ve gaz kapsüllerinin isabet ettiği birçok vatandaşın yaralandığı ve ablukanın gün boyunca devam ettiği. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın DEM Parti yöneticilerinin parti binasında kendilerine destek olarak olmak amacıyla gelen vatandaşlarla beraber Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüşe başladıkları, yürüyüşe geçen gruba yönelik kolluk görevleri tarafından herhangi bir ikaz yapılmadan çeşitli noktalarda biber gazı, tazikli su ve plastik mermiyle müdahale edildiği, Orantısız müdahaleler müdahaleler sonucunda birçok yurttaşım yaralandı ve kullanılan gazın oldukça ağır olması nedeniyle grup içerisinde baygınlık geçiren kişilerin olduğu. Şehrin ana arterlerinin neredeyse tamamının toma zırhlı araç ve çevik kuvvet ekiplerince kapatıldığı demokratik protesto ve gösteri hakkını kullanmak için alanda bulunan vatandaşlara kolluk kuvvetlerince orantısız bir şekilde müdahale edildi. Biber gazı ve tazikli su kullanıldı ve müdahaleler sonucunda 26 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında iki avukatın da olduğu, 3 Nisan 2024 tarihinde DEM Parti tarafından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekilleri, CHP Milletvekilleri, TİP milletvekilleri Leyla Zana ve Başak Demirtaş'ın da katıldığı basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendiği, etkinliğin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'nin toma, zırhlı araç ve çevik kuvvet e ekiplerince kapatıldı. Van Valiliği'nin 2-4-2024 tarihli gösteri toplantı ve yürüyüş yasağı kararı gerekçe gösterilerek destek eylemlerine müsaade edilmediği ve kitlelere dağılması için kolluk kuvvetlerince yine biber gazı ve tazikli su ile müdahale edildiği, bu müdahaleler sırasında milletvekilleri, parti yöneticileri dahil birçok kişinin kötü muameleye maruz kaldı ve 230 yurttaşın da darp edilerek gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun Van İl Seçim Kurulu kararını ortadan kaldırarak Mazbata'nın seçimde birinci olan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiği, bu kararın akabinde şehirdeki protestoların durduğu ancak kolluk kuvveti ablukasının devam ettiği, Van halkının bu kararı kutlamak için şehrin meydan, cadde ve sokaklarına indi. Ezberciler İş Merkezi civarında kutlamalar yapan halka hiçbir ikazda bulunulmadan biber gazı, tazikli su ve plastik mermilerle müdahale edildi. Yürüyüşte bulunmayan yurttaşlara ilişkin hedef gözetmeksizin rastgele plastik mermi sıkıldı, bir kısım müdahalelere ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı, Elimizdeki verilere göre Van İl Seçim Kurulu'nun kararı ile Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı arasında geçen sürede Van ilinde yaşanan olaylar ve müdahaleler sırasında Toplam 264 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasından adliyeye sevk edilen kişilerden 27'sinin tutuklanarak hapishaneye gönderildiği, tutuklama gerekçelerinin somut delile dayanmayan polisin göz takibi ve olay tutanağı gibi soyut ve keyfi gerekçelere dayandığı 134 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı